Merhabalar, Kazanım 11 ile karşındayım. Hazır mıyız? Logaritmik fonksiyonla ilgili biraz daha örnek çözmeye, ısınmaya devam edelim. Ne dersin? İyi seyirler. Hadi bakalım gelsin birinci soru. Şimdi değerli arkadaşım, bir fonksiyon verilmişiz, fx fonksiyonu. Bu fx fonksiyonun neyi isteniyor bizden? Tersi isteniyor. Şimdi ben sana ne demiştim? Üstel fonksiyonun tersi logaritmik fonksiyon. Logaritmik fonksiyonun da tersi üstel çıkacak. Doğru mu? Şıklara baktığımız zaman hepsi üstel olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla şu E seçeneğini direkt iptal edebiliriz. Şimdi gelelim. Y eşittir logaritma 2 tabanda x artı 1. Bize verilen notta ne diyordu? X ile Y'nin yerini değiştirip Y'yi yalnız bırakın diyordu. Hayır. Ama ben direkt X'i yalnız bırakıp daha sonra X ile Y'nin yerlerini değiştireceğim. Biri bu tarafa atalım. Y eksi 1 eşittir logaritma 2 tabanda X. Amacımız X'i yalnız bırakmak istiyorsak logaritmayı yok etmemiz lazım. Bunu yok edeceksek üstel fonksiyona çevireceğiz, değil mi? Buradan 2 üzeri y eksi 1 eşittir x. X fonksiyonu x ifadesini yalnız bıraktık değişken. Dolayısıyla fx eksi 1 yani x gördüğümüz yere y gördüğümüz yere x yazıyorduk. Y'ye de ne diyelim? Fx'in tersi diyelim eşittir 2 üzeri x eksi 1 olacaktır. O zaman birinci sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? C seçeneğidir. Devam ediyoruz. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda da üstel bir fonksiyon verilmiş. Tersi ne çıkacak? Logaritmik fonksiyon çıkacak. Baktığımız zaman bütün şıklarda logaritmik fonksiyon var. Hay hay eleyebileceğim bir şık yok. Y eşittir dedik. 2 üzeri x artı 1 eksi 3. Şimdi burada amacımız nedir? X'i yalnız bırakmaktır, değil mi? X'i yalnız bırakabilmemiz için yapmamız gereken şey ne olması lazım? Önce bir kere 3'ü karşı tarafa gönderelim mi? Ne dersin? Hadi bakalım. 3'ü karşı tarafa gönderelim. Y artı 3 eşittir 2 üzeri x artı 1. Oldu mu? Oldu. Şimdi amacımız x'i yalnız bırakmak ise bunu üstel fonksiyona çevirelim. Pardon, logaritmik fonksiyona çevirelim. Logaritmik üstel fonksiyonu taban 2 ise logaritmikte de taban 2'dir. Dolayısıyla logaritmik 2 tabanında y artı 3 eşittir x artı 1 olacaktır ki 1'i bu tarafa atarsak x eşittir. Logaritmik 2 tabanında y artı 3 eksi 1'dir. Buradan x ile y'nin yerlerini değiştirecek olursak f üzeri eksi 1 x eşittir. Logaritma 2 tabanında x artı 3 eksi 1 olacaktır. Buradan şıklara baktığımız zaman B seçeneğinde bu şıkkı görüyor muyuz? Bu ifadeyi görüyor muyuz? Görüyoruz. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Geldik 3. ve bu bölümün son sorusuna. Yine ters fonksiyonunu buluyoruz logaritmanın. Şimdi şöyle düşünelim. Bunu daha pratik tersini almadan çözeceğim. Müsaade edersen. AB. Bu f fonksiyonu değil mi? X'leri nereye götürüyor f'ler? F alıyor, götürüyor x'leri kime götürüyor? Y'ye götürüyor. Peki tersi nedir? Burasıdır. Doğru mu? Tersten o zaman y'leri alacak. Kime getirecek? X'e getirecek. Ha. O zaman bu soruda f'in tersinde 1, 6 ise yani buradan 1'i 6'ya getirmiş isek düzden de 6'yı 1'e götürmüş olacağız. Yani f 6 1'e eşit olmuş olacak. Tamam, hay hay. O zaman hemen soruda x gördüğümüz yere ne yazalım değerli arkadaşım? 6 yazalım. F 6 eşittir. Logaritma 2 tabanında f 6 6 yazıyorum. 6 artı 1 bölü 2. Oldu mu? Oldu. Artı m. Şimdi bu da kaça eşitmiş? 1'e eşitmiş. Hay hay. Devam edelim. Logaritma ne yapıyoruz? 2 tabanında 6 artı 1 7. 7 bölü 2 yapıyor. Eşittir 1 eksi m. Şimdi ne yapalım? Burada yapmamız gereken şey nedir? Bir dakika yanlış mı yazdım acaba diye bakıyorum ama evet, x artı 2 diyor değil mi? Evet, orada bir işlem hatası yapmışım. Kusuruma bakma. Şurada 2 olacak. O yüzden de tam çıkması lazım diye düşünüyordum. Derken doğru. Burası nedir? X artı 2. 6 artı 2 olacak değil mi? 8 bölü 2'den 4 olacak. Şimdi o zaman devam edelim. 4 eşittir. 2 üzeri 1 eksi m olacaktır ki 4 de nedir? 2'nin karesidir değil mi değil arkadaşım? 2 1 eksi m. O zaman 2 eşittir. 1 eksi m ise buradan m'yi bu tarafa, 2'yi bu tarafa atarsak m eşittir. Eksi 1 çıkacaktır. Yani 3. ve son sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır.
Evet, kazanım 11'in sonuna geldik. Kazanım 12'de görüşmek üzere. Hoşça kal.